Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün konumuz süt. Bence önemli bir konu. Sonuçta her gün süt ve süt ürünlerini tüketiyoruz genelde. Ben sütü 5 sene önce bıraktım ve gerçekten çok seviyordum. Neden derseniz, bunun hakkında birçok araştırma okudum. Olumlu olumsuz birçok araştırma var. Fakat en sonunda benim mantığıma sığmadı. Neden derseniz, araştırmalara göre süt ergenlikten sonra bizim vücudumuzda hazmedilmiyor, daha zor hazmediliyor ve bu da birçok probleme yol açıyor. Biliyorsunuz bağırsak çok önemli, bağırsak ikinci beyin deniyor artık ve bağırsak sağlığınız ne kadar sağlıklıysa, iyiyse siz de o kadar sağlıklısınız. Ve aynı zamanda evet kalsiyumu yüksek bir ürün ama vücutta emilmiyor. Yani vücudun emmediği bir madde olarak tükettiğimiz bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bugün size söylediklerimi lütfen birebir almayın. Siz de kendiniz araştırma yapın ve kendi sağlığınıza göre karar verin derim. Fakat şunu görüyorum çocukları olan arkadaşlarımdan da. Doktorlar artık Türkiye'de de çocuklar için keçi sütünü ve keçi sütünden üretilmiş ürünleri tavsiye ediyor. Çünkü keçi sütü vücudun hazmetmesine daha uygun bir ürün. Ben bunu denedim, yoğurdunu denedim ve tepkim şöyle oldu. Adeta keçiyi yalamış gibi oldum. Çok kötü koktu benim için. O yüzden benim için bu bir alternatif değil. Ve keçi sütü pahalı aynı zamanda. Her zaman üretilen bir şey değil. Diğer yandan sağlığı da şundan kaynaklanıyor. İnek sütü gibi endüstriyelleşmiş bir şey değil. Pastörize süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi gerekiyor. Bunu birçok araştırmada okudum. Pastörizasyon işleminden sonra sütün içerisindeki iyi bakteriler de ölüyor çünkü. Ve ben konferans tercümanıyım. Bir tıp toplantısında bir nöroloğun ağzından pastörize ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini duydum. Bazen görüyorum okullarda böyle işte bedava süt dağıtıyorlar. Eğer bir ürün bedava veriliyorsa size, ürün muhtemelen sizsiniz. Süt lobisi, et lobisi gerçekten çok kuvvetli. O yüzden bu tüketici alışkanlıkların arkasındaki siyaseti de birazcık bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii diğer yandan etik olmadığını düşünüyorum bu ürünün. Kesinlikle etik değil. Neden derseniz ben yani bir 6-7 sene öncesine kadar sütün devamlı olduğunu düşünürdüm. Yani bir inek her zaman süt verir zannediyordum. Hayır, inek aynı biz kadınlar gibi sadece doğum yaptıktan sonra süt veriyor. Ve endüstriyel hayvancılık o kadar vahşi bir şey ki bir ineği yapay olarak döllüyorlar, bunu devamlı yapıyorlar, nefes aldırmıyorlar hayvana. Ta ki süt veremeyecek zamana gelene kadar. O zaman da kesime gidiyor hayvan. Yani sömürünün en dibi diyebiliriz. Diğer yandan bu daha da kötü. Buzağıyı anneden ayırıyorlar sütünü içmesin diye. Ve bize kalsın diye o süt. Ya daha başka bir şey düşünemiyorum açıkçası. O inekler izleseniz videolarını çocukların arkasından koşuyorlar. Böyle bir şeyin parçası olmak istemedim. Dediğim gibi hala yoğurt tüketiyorum, biraz peynir tüketiyorum. Bu da tabii ki Türkiye'de bu tür ürünlerin, vegan olarak bu tür ürünlerin çok fazla bulunmaması. Fakat umuyorum ki bu da gelişecek ve ben de buna katkıda bulunmak istiyorum. Bu arada sütün içerisindeki kasein maddesi buzağıyı süte yani anneye bağlayan bir şey. Buzağının sütü içmeye devam etmesini sağlayan bir şey. Ve biz bu maddeden dolayı işte ay peynirsiz yapamam, şunsuz yapamam diyoruz. Çünkü biz de bağımlı hale geldik. Şimdi bunları fark ettikten sonra alternatifler aramaya başladım. Bunlardan bir tanesi de badem sütü. Çok güzel, lezzetli. Daha önce de burada paylaştığım tatlılarda da kullandım onu. Arada bir kullanabilir, çok güzel. Fakat herkesin şikayetçi olduğu bir şey var. O da pahalı olması. Bu yüzden de buna alternatif bir sütle karşınızdayım bugün. Bugün yulaf sütü yapacağız. Ve bloglarda okuduğum kadarıyla ki sabahtan akşama okuyorum. Yulaf sütünü herkes seviyor. Çok böyle kremamsı, kremsi bir kıvamı olduğunu söylüyorlar. Bugün beraber yapıp göreceğiz.
Şöyle yarım bardak yulafım var, blender attım. İçerisine de daha önce atmıştım ama bir parça hamurum, hurmam var. Ben de blok çekirdeksiz hurma vardı. Ondan bir parça kestim attım. Ama siz de bir tane hurmayı içine atabilirsiniz. Bunun içerisine 2 bardak su ekleyeceğim ve blenderda çekeceğim. Su miktarına siz karar verin. Sütün kıvamına göre siz bunu ayarlayabilirsiniz. 2 bardak, 3 bardak neyse yapabilirsiniz. Daha sonra da şu tülbent üzerinden bu sütü, bu yulaf sütünü şey yapacağım, süzeceğim. Kalan yulafı siz granola yaparsanız içine atabilirsiniz. Ya da bu sütü işte mısır gevreğiyle yiyecekseniz yine onunla birlikte katıp kullanabilirsiniz. Badem sütü yaptığımda bademi atmayı kıyamıyorum tabii ki. Güneş vurursa eve, orada şöyle biraz güneşe serip kurutup ondan sonra buzluğa atıyorum. İşte dediğim gibi bu şekilde tüketeceğim zaman içine katıyorum. Ya da çok güzel badem tarifleri var, bademli kek tarifleri var tatlı olarak. Onları da kullanabilirim daha sonra. Umarım yaparsınız ve seversiniz. Bence gerçekten güzel, kolay ve bütçeye uygun bir alternatif.